رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sabah oraya yaptı. Bir sohbette biz Medine-i Münevvere'de oturduğumuz sohbetlerimizde talibler bilen bir kişi Firdevs ahalları amellerini, Firdevs'e giriş vasıtası bulabilen amellerini sorgen idi. Biz kıskaç olarak yapırken idik. Şunu bir tefsir olarak ayetlerse o şu ayetlerini tefsir edip iltimas kılın yaptı. Allah tavfik vergençe ilham bergençe gapirishga harakat qilamiz. Albatta bu narsalar bizning kashfiyotimiz, o'ylab topgan narsamiz emas, mufassirlar aytgan gaplar, xulosalarda endi. Imom Zamaxshariy, Imom Nasafiylar, Alloma Ibn Ashur kabi ulamolar aytgan tafsirlarni esimizda hozir kelganlarni aytamiz, esimizga kelgan. Va boshqa ulamolar aytganlari ham bor. Mu'minun surasining boshidagi ayetler. Çünkü Firdevs ahalları hakkında, Firdevs ahalinin nispetleri hakkında ki yani. Ayşe radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlakları kandı idi. Digende, ip soruşken de, kâne hulukuhul Kur'an. O kişinin ahlakları Kur'an idi. Digenlerde, mu'minunnin başdagi ayetlerini okumagan misizlar deb qo'ygan. Ya'ni o'sha axloqlardan misollar shular demoqchi bo'lgan. Qur'oniy axloqlardan. Demak biz bundan bilamizki, mana shu ayetler hammasi axloq ayetler. Hammasi axloq ayetler. Chunki axloq insonning qalbi, ruhiy sifati bo'ladi. O'shandan kelib chiqqan xatti-harakatlari va ish fe'llari axloqning zahirdagi inkosi yoki ifodasi bo'ladi. Mu'minun surasi Makki sura. Qur'on tarzibida 13-chi surami? 13-chi sura adashmasam. Nozil bo'lishda 76-chi sura. Ya'ni Makki suralarining oxirgilaridan. Makki suralarining oxirgilaridan. Ba'zilar madaniy deyishgan zakot oyati borligi uchun. Vallazinuhum Liz zakati fa'ilun zakatni beruvchilar zakatni bajaru o'tuvchilar degan oyatdan kelib. Lekin u zakatdan murod u farz zakat masalan o'shida aytamiz. O'sha shu javob bilan u madaniy deyish asossiz ekani aytiladi. Makkiyligi mashhur va sobit shu. Madaniy deganlar zakat so'zidan kelib chiqib aytgan, lekin u yerdagi zakat bu zakat masligi bilan javob berilgan. Farz zakat masligi Oyat-i kerimeler o'tayam qisqa ve cevher sifatlarga çekilindi. Mesela siz bir kişinin vasf kılmaqçı bulsayız, o kişinin ahlakını vasf kılmaqçı bulsayız, ahlaklı adam cüdayam demaqçı bulsayız, bitti işini atıp koyarız. Onu ahlaklı iken yiye, dalil buladı ve ne kadar ahlaklı ikenini tasavvur kılışı kifaya kılar. Siz shunaqasini topib aytasiz. Masalan aytmaysizki bir kishini o'ta ham axloqli, odobli odam demoqchi bo'lsangiz, u kishi masalan ko'rishganda ikki qo'llab ko'rishadi deb oddiy gap aytmaysiz. U gaplashish mumkin hamma. Lekin bitta voqeani aytasiz. Masalan, falonchi kelib u kishidan u kishini mundoq-mundoq deb haqorat qilgan paytida, mayli Alloh kechirsin deb javob berib qo'ygan. Oson gene keçirib olgan o'sha odamni deysiz. Endi qarasiz, o'ta qilish qiyin bo'lgan bitta masalani aytasiz. Bu voqeani aytasiz. Yoki aytasizki, onasiga 10 yil qaragan deysiz. Onasi o'sha ketib qo'ygan 10 yil hamma ishtirsa onasiga qaragan deb qo'yasiz. Shuni o'zi yetadi odamni qanaqa insonligini tasavvur qilishingizga. Yoki bitta ishini aytasiz, o'sha ishini o'zi yetadi tasavvur qilishga sizga. Hazrat Umarlarni yoki Abu Bakr Siddiq masalan ba'zi vasflarini aytiladi-yu. Bitti vakiyeni etmirse o adamın tasavvuru bulasın. Bu ayet kerimeler hoşuna kadar. Firdevs ahallarını sıfatlarından terip etirgen. Kagen o şimdi tabi sıfatlar şundan kepti kovaladı uzun. Birinci ayeti kerime Kad eflehel mu'minun diye başlanıyor. Suranın namı mu'minler surası. Suratul mu'minun.
Kat sözü maziye kürse takipte bildiler. Mesela falancı keldi deyişiz mümkün. Kelip boldu deyişiz mümkün. Keldi, kelip bolgen deyişiz. Yani endakisinde başlıyorsunuz. O şimdi takip bilen ayetilgen. Kat bilen başlıyor. Kat takip için geldirildi. Adeta takip balagatta ayetilirdi. Şubha bulsa, ikkileniş bulsa keyif edilirdi. Mesela siz benden sorarsınız ki, Abu Bakır geldi mi? Oturuşka deyiniz, ha geldi. Deyip koyarım. Kaçan siz hoş geldi deyişim bilen kifayelensiniz. Siz yok deyiniz. Gebeken diye gümanınız var mı sizde? Yok deyiniz. Ya keyif anır diyemem. Siz ki, kime gelmedim ki deyiniz. Kasem ki keyif diyemem. Anık ki bu ya. Takitlemedi bana. Takit ne için geldirilirdi? Karşı zamanda tereddüt bugün de geldirilirdi. Şimdi ne için Allah-u Teala takit bilen başlayıp? Diyen soru doğru. Kod buna başlayın. Kod. Mumuller eflaha zafer kuşubu oldu diyen. Eflaha felah. Felahını köpçülük. Hayal felah diyen. Necat köşeşülük diye tercüme kadar diyor. Necat mez. Çünkü necat zarardan ya ki yamanlıktan kurtuluş kalas, yakşilik gelişmez. Bile sen kolaya gelişmez. Nemedendir kurtulup kalış. Necat şu. Çok yakın adamı kulme yüneceğim yıl zulümeti berri vel behr. Ha? Kul oluydu yani ki denizdeki zulmetten kimselerini kutkaradı, necat veredi. Nimet veredilmez, kutkaradı. Kana kadar yamanlıktan. Felah necatmez. O zafer, zafira bil matlub diye şahlaşadı. Eflaha diyen, zafira bil matlub. İstegen nersesini kuruya kilitli diyen. Üçüncü, dehkanını fellah diyemiz. Hasıl yıkanı üç. Eflaha demek, zafer kuştu, yani istegen nersesine erişti diyen. Kimler dese, müminler dedi. Şu yerde takitle, kad eflaha deyip ayetçisi, demek ki takitleyen, şubha var mıydı karşı zamanda iştuğusu? Mumunlar diyor ki insanlar böyleyse, yok şubha yok, bu gelmez, tereddüt bu gelmez. İndiklik bu gelmez. Mumunlarını akıbette ne mi bularken onlar? Degen soru, intiklik bilen soruluyken için, kütülüyken için, intiklik tüyğusunu tereddüdüge yoyan halde takip bilen başlangıç. Kad eflah. Hiç buna kadar intiklik kalıp ne bularken diye havada görüşleşme oranı yok. Mumurlar zafer kuşu bol diyor. Bu mazi fiilde getirilir. Ötken zaman fiilde. Mumurlar necat toparda demeye. Topu bol diyor. O katiyeti kürtetiş için. Çünkü ötken zaman anık. Kelesi normal mı? Kelesi zamanda vakı buladigen derslerini ötken zaman kebi anık ve yakini İkenini ifadelemek için bu siz, kiresi zaman hakkı diye haber ki, ötken zaman fiili işletilir. Mesela bir kişi, Rasaka yaşta yerlendi, imtihangi. İmtihan kirp geti yaptı. Böyle yüzde yüz cevap verip koyuyan, sizden yaklaşırken payet edin. Sınav kurganınızda. Ayet ders ki, Ebu Bakır ötü imtihandan değiliz. Kirganı yok ha imtihangi. Lekin siz şu kadar inşanırsınız ki, başkaca boruş mümkünmez. Çünkü mazi özgermedi yok. Ötmüş. Ötmüş özgarışı mümkünmez. İhtimali yok. Gelecek hakkındaki haberiniz hem başkaca boruş mümkünmez olsa mazi buna ifade edilir. Abu Bakır ötü imtihandan. Hareket gelmiyor imtihan ki. Lekin siz başkaca boruş mümkünmez deyken mananı ifade edilir. Mazi buna ifade edilir. Ayet-i kerime o şu mazi buna başlayın. O hem yetmegendik takit bilen. Mumurlar necat topu bol anık. Diyen bunu. Şu kadar ki öte kıskır sözler bilen, cümle bilen etirgen halige iştiyakını haber hakkı dege mumurlar hakkı dege iştiyaklı savalını cevabı kati bir koyuluyor. Bu. Hatırcam koyuluyor. En şu yerde mumurlar diye etirgen. Kimler hoşlar diye savalı. İman kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ise, eğer mutlak ise,
Allohga iymon keltirgan, rasulga iymon keltirgan degan, oxiratga iymon keltirgan degan qaydlar bor. Qaydsiz mutlaq kelsa mu'min deb, iymon deb. Mu'min deb kelganda xususan albatta siyoqqa qaraladi, gapoqimiz. G'oliban mu'min deganda komil mu'min nazarda tutiladi. Chunki odatda arab tilida qoida bor. İtlaq deyilir, mutlaq aytilgan söz ma'noning mukammalini taqozo qiladi deyilir. Chunki al-muslim musulmon kishi birov undan ziyon ko'rmaydigan kishidir degan al-muslim degani komil musulmon deb tushuniladi. Chunki mutlaq aytilgan paytida komili nazarda tutiladi. Bu yerda ham iymoni komil nazarda tutilgan bo'ldi. Komil mu'minlar. Zafer kuşu buldu. Hop, o şey iman değil, iman ne mi tarif ediyorsunuz? O anı akide, akide babıda kele diyen el imanu ikrarun bir lisan ve tasdikun bir kalb bime cebihi Muhammed aleyhi salatu ve salam deyip etkileyen iman Muhammed aleyhi salam okuyen derselerini kalb bilen rast deyip bilip tasdiklep tel bilen ikrar kılıçdır diyen tarifmez. Bu tarifdagi iymon emas bu. Ya'ni yoki shahodat kalimasini aytish emas. Kari sodam musulmon bo'ldi, uylanish uchun. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedi, iblis aytib oldi. Musulmon, lekin hali mu'min emas u. Bu oyatda aytilayotgan mu'min emas. Hattoki otasidan onasidan musulmon tug'ilgan ham emas. Musulmon bo'lib yashayotgan ham emas. Bu yerdagi iymon aqida ta'rifidagi haligi iqror va tasdiqdan iborat, yoki tasdiqun bil izan bo'ysunib tasdiq qilishni o'zigina emas qalb sifati bo'lgan. Ha, balki bu iymon iymon xislatlari deb nomlangan xususiyatlarni jamlagan kishi. Unga aqida ham kiradi, ibodat ham kiradi, Alloh bilan bandani o'rtasidagi amallar ham kiradi, axloq ham kiradi. Masalan, iymon 70 nechta shubadur degan bilar. 60 nechta degan rivoyatdan bor, 70 nechta mashhur. 70 nechta bidon vasab o'na shoba deganlar. Iymon bir 70 nechta shobadur deb turib, eng kattasi la ilaha illalloh. Eng kichigi azob beruvchi narsani bartaraf qilish, odamlarga zarar keltiradigan azob berayotgan narsani o'rtadan olib tashlashlik. Imadatul azo aninnas deb aytganlar. Demak, u amal u azor beradigan narsani yo'lda, masalan odamlarni yo'lida, masalan karozni ochib qo'ydi, mashinani balonni tushishi mumkin, ziyon ko'rishi mumkin, yoki odam tushib ketishi mumkin qorong'uda, o'shani qoplab qo'ysangiz aziyat ketkazgan bo'lasiz, yoki kimdir to'siq qo'yib qo'ygan, to'siqni olib qo'ysangiz, har qanaqa holat, faqat yo'lda emas u, odamlarga birov azor beradigan narsani qo'yib qilib internetda masalan odamlarga kimdir azob berishni yo'lga qo'ygan o'zi. O'shani yo'q qilish. Hakerlarga vojib bo'lgan narsalardan bu. Bu o'sha iymonni taqozosi bo'ladi. O'sha azobni ketkazish iymonni bitta juzi. O'shani qilmadingizmi? Iymon noqis bo'laveradi. Mana shu komil iymon nazarda tutilgan bu yerda. Ya'ni mu'minlar zafar quchdi. Kimlar? Komil mu'min. Mesela hayo imandandır diyorlar bir hadisler. Hayo bendelerden buladı, farıştelerden buladı, Allah'dan buladı. Hayo'nun tarifini mi? Namakul narsa, akılan ve şer'an namakul narsadan uzun tartış. Duygusu. Hayo imandandır diyorlar. Hayo'nun hammesi yaşlıdır diyorlar başka bir var. O bu dinin hususiyeti hayodur diyorlar başka bir hadiste. Demek, ana şu hayo İmanı bir tecrüze. Hayal ketken bu ise iman naksı kolay. Ve o kazan. Ahlak hem kiledi, başka ameller hem kiledi, akideler hem kiledi. Ahiret ki bugün iman mesela, Allah ki bugün iman. Bazı ulamalar cemle bir kitap kıyam bunu. Hısarul iman diye. O şeylerden cemleyen adam kamil mumun bulur. Şimdi o şu adamı kaydan tanıyımız. Değilse asasi sıfatlarda etledi ki. Quyida aytiladigan sifatlar har bittasi zafarga vasila bo'ladigan, vosita bo'ladigan sabablar. Lekin komil iymon shularning majmuasi bo'ladi va bularni o'zidan iborat emas. Bular
asosiy sifatlar bularda bular hosil bo'lgan bo'lsa, ortida boshqa sifatlar hosil bo'lgan bo'ladi. Masalan, birinchisi allazina hum fi salatihim khashi'un. Ular shunday kishilarki namozlarida xushuda turguvchilardir. Mana shu oyatni o'zini tatbiq qilish oson ish emas. Shu xushuni hosil qilish uchun sizda bir qancha sifatlar hosil bo'lgan bo'lishi kerak oldin. Masalan, bu kishi millioner deb qo'ysangiz, u pul shunchaki hosil bo'lgan bo'lmaydi. U odam millioner bo'lish uchun qancha mehnat qilgan bo'ladi, qancha kasb qilgan bo'ladi, qancha tajriba qilgan bo'ladi, keyin millioner bo'lgan bo'ladi. Siz biroq millioner deb qo'yishingiz o'zi u oson hosil bo'ladi degani emas. Bu hozirgi oyatlar ham xuddi shu hozir ko'paygan treninglar. Nima deydi? Millioner bo'lishni xohlaysizmi 2 yilda deydi, 1 yilda. Bir oyda millioner uyda o'tirib millioner bo'lishni xohlaysizmi deydi. Shunga odamlar yopirilib ketadi. Millioner bo'ling, bo'lganingizdan keyin qancha ichasizga kafolat yo'q. U bilan baxtli bo'ladi degani emas. Pul baxtli qilmaydi insonni. Eng pul ko'plar eng siqilgan odamlar bo'ladi ko'pincha. Lekin trening bo'lsa, mana bunaqa trening bo'lishi kerak. Abadiy firdavs xohlaysizmi? Lekin bir haftada bo'lmaydi. U aldayotgan bo'ladi bir haftada deyayotgan odam. O'sha millioner bo'lish uchun qanaqa ko'p odamlar bir soatlik o'sha suhbatiga 1000 dollar sarflayapti-yu. U tatbiq qilsa ham bo'lmasligi mumkin. Lekin qanaqa bo'lar ekan deb eshitgani bir soatiga falon bundan sarflashyapti. Aslida millioner bo'lishni o'zi katta yaxshi ish emas. Bir odam orzu qiladigan ish emas. Baxt emas, pul ko'pligi. Qanoat baxt, rozilik baxt. Matoni ko'pligi baxt bo'lmaydi hech qachon. Holbuki baxt bo'lmagan narsani baxt deb o'ylab odamlar million sarflayapti. Agar kishilar sarflasa, mana bunaqa treningga sarflash kerak. Albatta biz ikkitekin ta'sir qildi hammasi. Lekin sarflasa shunga sarflasa arziydi. Afsuski odamlar, insonlar oxiratdan uzilib qolgani uchun ichidagi ruhini unutib, tanasi bilan band bo'lib qolib, moddiy olamga bog'lanib qolgani uchun ozgina muddatlik bo'lishi ehtimoli bor va yo'q bo'lgan taxminiy narsalarga og'rilib yurishadi. Ammo mana bu trening 100% kafolatli qod deb boshlagan Alloh shu uchun qod aflah. Zafar top bo'ldi. Bu yog'ini bajarsiz bo'ldingiz. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi va ojiz qolmaydi. Boshqalar va'dasiga xilof qilishi ham mumkin, xilof qilmayman desa ojiz qolishi ham mumkin. Xuddi shunga o'xshagan bir siz bilan bizga najot yo'li bo'ladi mana shu oyatlarning tafsiri. Endi shunda mana shu xushu sifatini o'zini hosil qilish haligi millioner bo'lishda qiyish. Millioner bo'libdimi? Demak, u odam mehnat qilgan, demak, u odam o'qigan, demak, u odam bo'lgan deb tushunasiz-ku. Namozda xushu hosil bo'libdimi? Demak, u odam ko'p narsa, ko'p sifatlar hosil qilgan bo'ladi, bilavering. Gunohlarni tark qilgan bo'ladi. Aqidasi sog'lom bo'lgan bo'ladi. Va hokazo bir qancha sifatlarni hosil qilgan bo'ladi, keyin xushu hosil bo'lgan bo'ladi. O'zi o'sha nima endi o'sha xushu desangiz, xushu xosha'a baland bo'ladigan narsaning past bo'lishi. Baland bo'lishi kerak bo'lgan. Tabiatan baland bo'ladigan narsaning past bo'lishini xushu deydi. Lug'atdagi asl ma'nosi shu. Va xosha'atil aswatu lirrahman. Qiyomatda ovozlar xushu holatiga tushadi. Pastlik pichirlab. Fala tasma'u illa hamza. Faqat pichirni eshitasan qiyomatda. Alloh taoloning haybatidan, kunning haybatidan shu qadar siniqlikka tushadiki, ovozlarini ishlata olishmaydi. Odatda ovoz nima uchun berilgan? Baralla ishlatish uchun berilgan. Ovozni asli xizmati va tabiati baralla ishlash. Baland bo'lish. O'sha balandligi ketib pichirlab qo'yan bo'ladi. Fala tasma'u illa faqat pichirni eshitasan. Nima bo'ldi? Seni ahvoling qanaqa? Bir-bir bilan gaplashsa shunday gaplashadi. Bu holatga tushib qoladi odamlar. Haybatdan kunni haybatdan qiyomat. Mana shu baland bo'lishi tabiiy holati bo'lgan narsani baland bo'lishi odat bo'lgan narsa tabiiy deymiz. Odat bo'lgan narsaning past bo'lishi xushu deyiladi. Endi banda namozda xushuda turishi nima bo'ladi desa, banda insonda men borda insonda men bor, o'ziga bahosi bor, o'ziga nisbatan qarashi bor. Hammasi Allohning oldida singan bo'lishi kerak.
Nafsiz bor. Nimalardir istedi. Nimalardir karşı bunda tuğyan payda boladı. Nimalardir istek payda boladı. Kuruç. Şu nerselerden şu isteklerden hamesi Allah'ın aldığı sinse kuşu boladı. Yani namazın her bir ameli o şey kuşuğunu teslimi ifade kuruş için koyuldu. Hemen hatta. Bar bar anayını kolunu öpte koyas. Muhabbetini ve ihtiramini izhar kıldı yani. Maksat labbe kurgu tekizleşmez. Balezli peşinesinden öpes ya ki yüzden öpes ya ki bağrızıya basas. Aslı içinizde behir kozuyan bana şunu ifadesi için şu hareket tıkılmaz. Eğer koşuz bana sevim gelip görürse kurtarıp koyarsın. Lakin şu şey kurtarıp koyarsın onu. Lakin balezli de tartkanlığa tartmayız. O sizde. Doğru mu? O kurtarıp koyarkeniz, hem kendi kurtarıp koyarken bu arada kurtarıp koyuşuz mümkün. Siz nümayenizde ifade kuruşunu koymayarsınız. Kurtarış gereken de kurtarıp koyarsınız. Yani ki harcan kıyan adam hemen kendi kurtarıp görüşü yaptı. Biz hep kurtarıp görüşü koyarız. Soğan gelmezsiniz. Lakin hemen kurtarırken çok kurtarıp koyarız. O kurtarış için sağışın ifadesi olmaz. Hiç kendi manası yok. Lakin bari seferden geldi ya ki Ermeniye'den geldi. Kendi bağrızıya basarsınız. O siz aslında bağrızıya basmak istemezsiniz o zaman. Bağrızıya basış, başsız kursatmak istemezsiniz. İçinizdeki mehir sizi bağrınızda basışken mecbur kıladı onu değil. Secde, rükû ve amelleri hepsi bendenin Allah'a bugün münasebetini ifadesi halas. O şu münasebet ve kıyamda duruşumuz lebbeykenin manası. Ömrede lebbeyke Allahümme deyimiz hacda ihramlı. Ey Allah, lüme büyülesen deyip intizarlıyık lebbey Allah diyen. Tehiyye kulak akışıyız. Kulak akışıyız uzun. Hemen sana ulaştırıp yalnız Allah'ın yüzünden geleneği belirsin. İfadesi böyle. Üçüncü kul kavuşturup duruş, sünnet kılın gelin. Bizi ulemalar, ne için kendiliği tepesiye koyuşan var, pesiye koyuşan var, pesiye koyuşta arışken, Hazreti Ali'den arışken. Çünkü bizi diyar, vah, o şu mesela Kufa'da Hazreti İmam Terleken bu sene şunu, o şey haklarının adeti de bırakı ihtiramını kursatmak için olsa, tazimini bildirmek için olsa, kolu kendini asya koyuşarken. Tepeye koyuşmarken. Sünnette uhan uhan barakken. Lakin biz, kaysi bir bizi tüyguyumuzda, ürfümüzde, tazimge ifade edilir. Kendini asya koyuşturdu, şunu terleşken. Nergin vayeti bilmeken denmez, bilirdi. İmam Abu Hanife'ye hadis etmeye koyan diye bazı adamlar yakşı güman kumakta uğradı, yaman güman. Etmeye koyanmez. Bu 23'den başlayıp rosa hadis dikkat olmuş. Minglep hadisler dikkat olmuş. Kette muhadisler de var. Mekke-i Mekarama'da 6 yıl kaçıp yürüyebilir. Medine-i Munevar'da kaçıp yürüyebilir. Ata ibn-i Abu Rabah gibi 200 sahabeden ilim agen, tabiilerden ilim agenler Mekke'de. Mekke, Medine ulamalarının ilmini hem cemle gendir. Hadis yetmeye koyan buluşu mümkünmez o kişiye. Kufa'ki 3000 de sahabe giyen. Sahabeler kuracağım Kufa'nı. O da hadisi ilim, o da katta oluyor. Yani. O da Medine'de hadis buluyor. O sahabeler toprak, Kufa'ki yetmeye koyan diyen gibi ahmanı gibi bu. Tarih bulmakan cahillik gibi. 3000 de sahabe giyen Kufa'ki. O Kufa'nın sahabeler uzun kurgan aslı. Hazreti Ali payitaht giyenler bunu. Payitaht giyen için ulamalar yıkılgen o şekilde. Sahabeler rükette ulamalar. O kişi yetmeye koyanmaz. Peki o kişi ihtiyar kıyarlar. İhtiyar kıyarken de müştahidi meyarlar var. Bittes mesela şu. Bizde ifade, bizde kuşuğun mesela tazimi ifade kılması olsun. Kaysi bir yakırlardısı. Kendini asya koyuş. Sünnette uyanmayan bırak ama biz bunusunu alamız bizde. Bizde ifademiz sünnet olur abi. Çünkü sünnetten teşkarımız. Başka meyarlardan var. Bittes şu. Ana şu oturuşumuz huşu, kaçan huşu böyledi. Bazı adam huşuğunu oyledi ki hayalle cemleş diye böyledi. Hayalle cemleşmez mi? Hayal cemlenmişse ana o uzun uzundan. Huşu aslında o şey siz tane hareketleri, tike turuşunuz, tazim mi ve lebbeykeni ifadesi. Rüku, tazim mi, ulu ifadesi. Yani tuğla ilgiliş. Vücudunuzu singenini Allah'ın huzurunda vücudunuz singenini yani
taşlığın bu genini kursatışını bitirir. Tazim bile kursatış fakat. Tazim mi çok kusuya çıkarıp taşlığımı tolu ifadeler bu sacda bu. Mesela adli uzun insanların muamelesi hem kuruyoruz. Bunlar bu hürmet zorga mahsusu ilgili bir tadı. Yani hürmet mahsusu yine hem ilgili bir tadı. Tolu taşlığın bulsa yatı oladı buluyor. Günahkar bulsa şey, bir kaç kanunun içinde gürset düşer yeriye. Doğru mu? Ana şu mananı ifade etmek için şu hareketler kadın yaptı mı? İnsanların azap ürfü de o zaman için şu hareketler koyuladı insanlara ki Allah'ın kalplerindeki mananı ifade etmek için. O nüme tazim çünkü o emmer ruku' fe'azzimu fihi Rabb diyen de Resulullah. Ruku'da Rab, Rabbini perverdiyarını uluğuluyesiler diyen. Uluğuluyenler. Çünkü tazim mi ifadesi olur. Yani o tazim ne diyen? Allah'ın uluğuluş şu kadar büyükleş ki mukabele de uzun kişiye yapıyız. Tazim, şunda tazim bu. Tazim kaçan tazim? Büyük deyip sana şeyizde, mukabele de uzun kişiye yenizde. Uzun kişiye kısık yenizde. Büyükünü aldılar. Çünkü Sübhane Rabbiyel en azimi üstetemiz. Büyük Rabbim pakdır diyor. Şimdi çözmüyümüz, namaz hakkında yapıyor, çözülüp yetik olması gibi bütün kısa ayetini. Sacde teslim edilir. O ham Ali Rabbim diye beytemiz. Uz yüzü, kuyulu yüzü ispatlaşır. O şimdi rükuda türgen peytimizde, secdede türgen peytimizde haligi teslim ruhu, tazim ruhu kança kub buysa ve berdevam buysa şunu çok şu hası buluyor. Çünkü tez namaz okuyan adam okuyan bu muydu namaz? Bazılar Hanefi mezhebinde tadil erken vacip, perdemez. Yani ki zikir dibi tersiyem, üç tersiyem bularken o hakkı zadip. Çünkü cerselerde, rükudan türgende Semi'a Allahu limen hamide Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir bürge ula okuydu ortada tosamasını. Bu namazı kuşusunu ketki zaten namaz olmaydı o. Sakıt bulur ya. Lakin asıl namaz makamı bir ötmeyi. Hazreti İmam kıyamda köptürgenlerden kazık demin ama yani. Teheccüdü köp okuyandan kıyamda köptürgenler. Köp Kur'an okuyandan kıyamda. Bu ne kadar apel tapel namazı yok, şikayet payda oldu. Fikrinin altı olup düşünüştü. Kuşuğuda secde kıldığında iki de secde kıyan payda yok. Rükû kıyan paydığınızda söylemeyin iki rekat namaz bitti amelde. Rafiyeden kalıp iki kolu götürüp Allahu Akbar diyenimizde kolu götürüş bitti amel. Allahu Akbar deyiş Allah'ı da amel. Secde bitti amel. Oturuş ikinci secdeki barış Allah'ı da amel. Her bittesi de Ali'nin mananı teslim ve tazim manasını yengiden ifadeleyken buluş gelir. Bana şu berdevam bulsa şu huşu olur. O şu hakisarlık yani. Allah ular namazlarda hakisarlar durdu gene. Haşiyeti etirgen, yakşavun demeyen. Baştaki sıfatlarda hemen fail vazında gibi. Yuhafizundan başkası. Baştaki sahibi. Fail vazında ki gene o şey sıfatının sabitliğini bildirir. Yani namazda huşu kilitlediler deyse, siz bir günde bir mahal Bamdat'ta huşu getirirsiniz de o sıfat hasıl olan bulanın. Yok, huşu kilitir güçlerdir de fail vasında kilitirirse, hoş ya onu deyiz. Daim huşu da buluşun tek azak eder. Hemen namaz. Ki, onlar namazları da deyip durup etedir. Onlar namazda demeyin. Namazları da. Nisbet beredi namazını müminler gel. Neme uçun nisbet beredi derse namazını, namazıya onlarının taallığı kuşluydu yine. İnsan ozi ege bugün nersege bağlık bula diyor. Namazıya onlar ota bağlangan bugünler. Bu neme ne kursatadı? Onlar köp namazı kuşunu kursatadı. Namazıya bağlanganlik ne? Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam namaz de koyuldum beni gözümü kuvancı. Gözümü kuvancı namaz kıp koyuldum ben geri geldim. Yani siz özünün nüme bilen kursan bu siz uçunun berdoğan borcunu arıyorsunuz. Doğru. Resulullah şunu diye buyurlar. Köçede ketiyesi yolda bir meşrit gördüğünü pasak kirli namaza kuş çıkardılar diye. Namaz payet olması ya. Meşrit gördüğünü pasak Medine'de kişide meşritte uyanadı vardı. Meşriti yanından otuk kosarak kirli namaza kuş çıkardılar. Namazı kuşa bağlan geldiler. İza hazabehu amrun fazi'a ila's-salah.
başlarına bir iş düşse, namazga özlerini uğrardılar. Bu Allah'a bağlanış bu. Şimdi namazını kurtuluşka okuş, bu mutlaka bunu tezgahız. Seferde cemlesi buladı mı? Sünnet okumasıyım elim mi? Kurtuluşka okuyken adamla bulur. Namazı, ben sakın iple kurtuluşayım. Başka bir işime halmadı, iple okup polisiye boğdum. Şu buna azapla meditam mı var var diyor. Oku versen boğdum mu? Diyen ruhteki adamlar. Bu namaz, hakiki namaz ilgisinmez bu. Namaz ilgisi namazı terpilir. Çünkü bir namaz bilen ikinci namazda ortası da ikinci namazını kütüş aş sayası da sayelenişke sebep olacağı ömrüden bittesi. Demek ki namazı kütüldü o. O uz namazı okuyuz geledi. Kana kadar vazifesi var, serişçiliği var. Mecbur o şu iştikirli yaptı, kaniydi. O bitip kosayı o namazıya kaydısı. Şu ruhta yaşaydı. Ana şunu ifade eder şu salatihim him diye. Vallazihum fi salati mes. Fi salati. Kim namazları da da deyip açtı. Namazda hepsini üzülüyor. Fakat secde orunda ya ki fakat ruku ya ki tilavat orunda mes. Bir adam aytadı ki ben dedi tecvid bilen okusam huşu hasıl olayım dedi. Yok huşu o huşuda fikri cemleşme oluyor. Fikri cemleşmez huşu. Huşu haksarlık tuyguzlu berdevam buluş. Alaka doğrudan doğru buluş Allah'a kerim. Siz gayip ki oku yapman demeyin namazda. Hazır ki oku yapman deyin. Çünkü biriniz kıbleye karab namaz okurken yüzüge Allah'ın yüzü rapor oturken böyle deyin. O şey haleti de namazda duruş beni huşu buna düşüyor. Bana şunu hasır kılıçtı uzu asanlar demez de hasır. Hazreti Anas ibn-i Malik'in şagirdleri, Sabit ibn-i Aslam el-Bunani, namazda öte yakışık görürkenler. Yigirmeyir nefsimi mecburladım. Keyin yine yigirmeyir, keyin yigirmeyir de namazda huzurunu tatmin edildim. Elbette o beş mehal gelmez o. Yüzde bir rakat okuş gel. Lezzetini tattım keyin de geldim. Yani o kuşu tolu hasıl bugün keyin. Bir denge bulmayın. Sekin sekin ben de. Şimdi o kuşu şu kadar namazda yakışık görürkenler ki, fakat namaz okusam derken de. Hatta dua kıyan ekerler. Parvardigar eğer bir kişiye kabrede namaz okuş ki imkan veriş mümkün olsa senin huzurunda şunu menge belgin diye dua kıyan ekerler. Şagirdleri katada dediler ki sabitini kabrede koyduk. Hala lahadını yapmasımızdan namaz başladı kıraatını eşittiydi. Allah o şu makamı verir. Ya bu elbette o ibadet boladı. Telezzüz için boladı. Lezzetleniş için boladı. Sabah hazır mıydı? Lezzetten üstün bu. O şunu o da kabirde nimeti var o şu. O cennetin nimetinden arda var o. Mene şu dereceni hasıl kılınır. Namaz şunu diye buluş gelir. Namaz gibi terpinin türüş gelir. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam terpin gelirler dedi. O sahabeler. Seferiye çıkıp keseler, namazda kuş keserler, kayıtıp keseler, bölüntü namazda okul, mescitte ki üyelerine giderler. Her bir haletlerde namazda terpin gelirler. Seferde hem teheccüd koyma gelirler, tüyede hem namazı kurdular. Seferde hem tuğutamazsan, yani ki tuğutamazsan dediğimiz o, yüzde kub nefeli okurdular. Anas ibn-i Malik kemede hem peşin sünnetini okurdular. Kalkıp dursa yok. Seferde. Bana bu namazda bunda intiklik, o şu sahabelerin ruhuşu. Anas ibn-i Malik radıyallahu anh'u medayinini, fethini yapıp durup, o şekilde bir vehan namazda kazak yerlerini unutamak gerekirler. Fethten yetken kursançilikini namazını vaktini otkaz var geldiğinde tertibime gelirken. Şu kadar namazı müştak buluşken. Çünkü onların gazetlerde körgenler, kündüzleri çevandaz, türleri rahap iken bunlar değişken. Keçesi bile okula yatıp, etmen türüp, apıl tapıl hareket kırışken mesela. Belki namazı şimdi ibadetine bağlanken buluşken. O kaçan böyle, şunda hasıl böyle. Şu hasıl bugün kişi, o şu ubudiyetten topken lezzetini, başka nesini topamadığın için yeni okuyuz ki oradan namaz. Namazda kuturuşu okurken adam bunda iki dünyada erişar mıydı? Sakt buruşu başka nersin namazda? Kabul buruşu başka nersin? Sahih buruşu başka nersin? Fakih sakt buruşu bulan, sahih buruşu bulan işleydi. Kabul buruşu bulan işi yok. Kabuliyet huşu bulan bulan. Huşu hem ilim. Çünkü hadis-i şerifte geledi ya ki eserlerde geledi. Ertesimde Resulullah'ın uzların sözleri, maçlı oluruz gerek.
eng birinchi ko'tariladigan ilm xushu deganlar. Xushu ilm bo'ladi, ma'rifat bo'ladi. Ma'rifat hosil bo'lmaydi. Ko'rasizmi, bitta shu oyatni o'zini hosil qilish qancha ma'rifat, qancha amal, qancha mehnat talab qilishi mumkin. Albatta Allohning fazli bilan bo'ladi. Endi omillardan bittasi keyin zikr qilinadi asosiylardan bittasi. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ لَغْوِدَنْ يُزَبُرُوْشِلَرْدِ اُولَرْ İkinci sıfat. Birinci sıfat huşu olsa namazda ikincisi لَغْوِدَنْ يُزَبُرُوْشِلَرْدِ Bunda hem mu'ridun, öbürüvçülerdir degen. Yani mutlak öbürüvçülerdir degen. لَغْوِ نُمَدِيسَ kişinin dünya ya ki ahiretine menfaat cel kımaydigen ya ki ondan zararını daf kımaydigen derseler. Yani gereksiz derseler. Gerekli nerede mi? İnsanın dünyaya ki ahiretine menfaat cerkisi ya ki dünya ve ahiretinizden sizin mutlak paydalı hiç oruçlu mümkün. Sizce payda kılması gibi mümkün. Aynı sizin dünya ve ahiretinizden zararını defkisi o şey gerekli nerede. O şundan başka hemen lağı bulu olarak bu sözde bulsun, közde bulsun, işte bulsun, harekette bulsun, hayalde bulsun, kalpte bulsun, hemen duyguda bulsun. Hemen şunu çekildi. Lağvuda yüzde kuruşunu zikir kıyan, keyin zekatına ait kıyan Allah-u Teala. Adette Kur'an-ı Kerim'de daim namaz bilen zekat yanmayan gelirdi. Böyle ortak lağvun mekir kızını kendisi, çünkü bu yedir namaz huşuksa zikir kıyın, yani uşun deydi bazı olanlar. Huşunu hasıl kırışki asasi amirlerden biri lağvuda yüzde kuruş. Lağvuda yüzde kuruş var mı? O günahda yette kaçan yüzde kuruş gelmez. Lağvuda yüzde kuruş ahlaki ütü ülken sıfat sorunlarıdır. Şahsiyetli yetkiliğinden. Akıl insan, akıllı yapışı bilen, akıllıliği bilgilenmeydi. Akılını akıllıyı, ondan akıllı yapışı bilen bilgilenmeydi. Ondan naakılığını yapışı bilen. Şimdi bizim için, ten tekem yapır organizmi, arada yaşlı yapışı yapıp koyar, zor zor, parça yapıp yapılır. Lekin, divan edelim çıkardı ama akılığını yaptan başka yap çıkmayan adam hakiki akıl bilen. Şurada Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam insaniyetin en akıllı kısımları. O kişiden bırakırsa başkanın sözü çıkmıyor ağızlarından. Hemesi salmaklı, öte vezirli sözler. Her bir harfi tırda terazı tartılır diye. Lağudan yüze görüş, hususen sözde bulur. Çünkü insan yapırış hem şahavetten deyendir. Yapırış diye yaşıyor diye insan. Uyan, şu şahavetten bulur. Eğer kendisi nesnelerde uçsun. Lağudan öz yüzü tostayız, tılda, közde ve hakazada ömrünüzde yüze katta bereket gider. Bizim namazda huşudu yok edilen ibadetlerimizde, zikirimizde lezzeti yok edilen derslerden beri şu lağu bulundu. Asasi derslerden. Hatta ilimde bugün şücaatı, rağbeti, himmeti, peçetleri diyelim şu bulundu. Şu balizge telefonunu göbeleyin de okumayı koyalım. Okuyak siz de bir belasusuz ki okumayı koyalım. Bana niye mi şu kadar çalgı dedi? Yazid ibn İbrahim el-Lahmi etkiler. Ben azalarımı günahdan tosuşken hareket kıldım. Birinci yılı yapılamadım, ikinci yılı kildi. Tilimi lağudan tosuşken hareket kıldım. 15 yıl ketti diyenler. 38 yaşta vefat etkiler onlar. Uluk tabiyelerden. Eğer şu yap 35 yaşta etken olsa 20 yaşta başlayacağım bunu. 30 yaşta etken olsa 15 yaşta başlayacağım bunu. Lağubunun güneşini. O mutlaka yok olup geçişiyle vakit gereği burada. Lekin bir de nazik narsa şu yerde, lağudan tiyilgen payetizde başkalarının lağu yapıyla kendini görüp, onları da meyin yakışman diye böyle koyması gereği. Onda siz tenzihi mekruhundan kaçıp haram göçükken burası, kibir göçükken burası, hücbe göçükken burası. Bunlar lağunu yapıyla yaptı, lekin ben benden yakışadan buruş mümkün başka tamamen diye koyuyoruz gereği. Bu ham nazik noktalarda lağudan parhez kırışını besemeli koyadı şu. Lağudan öz yüzü tosasız, lakin lağudan tosken payetinizde öz yüzü alışsız geliyor bugün semeranı amez. Çünkü siz günah kılıyken bulasınız. Kebire bulubum. Palancıdan meyye afzermen deyip kibir kılıyken bulasınız. O yüzden şundan ehdet buluş gerek. Lağudan özünü diyen adam meyye afzermen deyip kılmasız geliyor başkadan. Lağudan batı bürgen adama benden yakışık bu deyip buluş gerek. Çünkü başka ameli bunu benden afzal koyar. Şundan buluşun mümkün yok, köp bulur. Demek ikinci sıfat lağudan yüze görüş. Lağudan yüze görüş kişide
ciddilik ahlakını kesip kıladı. Lahu bilen hem şugullanıp türüşü mümkün. Gâhı da Ebu Darda radıyallahu anhu etkilerdi. İnni la estercimu bi ba'din minel batil li etteqavva bihi alel haq. Yani bazı bir batıl batılından bulup bir yerde ciddi bulmagan, hak bulmagan, yani yakşılık bulmagan işler. Sevabli bulmagan işler, yani ciddi bulmagan işler. Ne bazen isticmem diye, bazen uşunla paydalanıp duruş. Paydalanıp duramam, tayin ki hakka kuvvet yapışsın, ciddi neselerce kuvvet yapışsın. Çünkü daimi ciddi neselerde duruş, tarıksırış mümkün insanın, asabını ruhunu. Mesela bazen bir hikmetli, yani ki insanın zekavat verirken latifeni içtiğin körün. Azkiyanı, zekavat verir misal için, azkiyanı. Bizi azkiye değil de azkiya. Zekavat sözlerini içtiğin. Yani ki bir sizge dünya karakterizliği yönetilediğin bir körün bir artı filmi ve hakkı tanım. Merhamet benim olur. Yani ki futbol oynayın, yani ki hakki oynayın, merhamet damal olayım. Bu nerseler, lakin sizge ciddi nerselerde kuvvet tapışken imkan yaratırdı ve gayretli yengeleş için bunu. Ama bu nasıl bir çoğunluk iş, mesuliyeti unutuş, bu yaman sıfatı. Lağvını köplüge mesuliyeti yok artık. Demek ki insan harlık çıkarır mesela o şey. Askerin köle oturur. Çünkü kaç tür mesuliyeti unutadı insan. Mesuliyeti biraz unutuş insanın yengirliği verir. Aslında ki dem verir. Bu herki köpeyip geçse, insan bir öyle mesuliyetsiz kalır. Kim günah kırışken hem batın oraya diyor. Bir onun hakkını ilişki hem tattır beni diyor. Aynen hem o sanki buzdur oraya diyor. Ve hakikaten. Çünkü lağu bu. Lağu'dan yüze görgen kişiler ciddi kişiler bunlar. Onlar kette işler ki ölüyor etki. Beyhude derselerden uzun diye gelir. Hazır günde en kette lağu baş telefonda bunlar. Maksat bilen kilip internette açın. Maksat bilen kilip telegramda cevap vermezsiniz. Var ala otur diye bulsanız. Ömrünüz zayıf bunlar. Bana şu nerselerden tiyiriş, lağudan tiyiriş. Şu nereden tiyirse kuşu asan hasıl olur. Çünkü ortaya kırgızlar. Kengisi üçüncü sıfat zekatını ortak uçurlar. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَعَلُونَ. Bu yerdeki zekattan burada bir Mekki ayet, zekat Medine'de farz oluyor. Kırdan birinin bir iş. Bu Mekki ayet bu yerdeki zekattan burada sadakat, mutlak sadakat. Lakin sadakatı ne demek zekat diye bir etegen? Diyse, sadakat özünüzü, mülkünüz bugün derslerini başka bir iş. Bunu ben ifade edeyim. Siz başkalarına yaşlılık isterseniz ifade edeyim. Mesela bu rakiyoruz, özüzü pürüzü bir orası bekerden bir yer. Burası kibirgeni üçünmez, ya kibirişi üçünmez. Şunca kibir yapsın şu adamda. Bu yerde birinci bulup, insanlarına yaşlılık isterseniz var. Şunu özü Allah'ın huzurundaki en mehbub sıfat. Çünkü Allah bendelerini yaş görgeni için, onlarına yaşlılık isterseniz yaş görür. Birinci başkalarına yaşlılık isterseniz var bu yerde. İkinci, başkanı o yüzden o şun derslerinin üstünde afdal görüş var. Yaşlılık isteş bilen bir gün, o şu adamın ilinişizde, o şu nimetki o yüzden göre o adamın üstün koyuşuz var. Bu hasatı hem def kıladı. Şu bilen bir gün, Allah için şu adamı hursan kılış için beri yapsın, sadakatı artık şu adamın hacatını çıkarış için beri yapsın. Allah için berişizde, bu Allah için siz oziz yaş görgen nerseden keçişizi ifade edersiniz var. Şu bilen bir gel, siz oziz yaş görgen nerseni beliyersiniz. Bu degeni siz dünyaya nimetlerine bugün sizde kancadır halislik bulsa, şularını keseyken buluruz. Bakırlık iki suretten biri de bulun. Ya egelik ki bugün intilişten, pulun ki bulsun degen. Bilgisi kime düşünün, bir sen kemeye kitip kaladı. Bazı adam, yani ki ya, orta hal payetti kıymet kılıyor. Pulun köpeğe sarı bakırlaşıp barıyor. Çünkü mahkemleşkenim sarı pulun köpeği yap diye buyuruyordu. De borgan sarı kısıp bakırlık kılıp barıyor. Başka zamandan bir tarafa dedikten payeti de 10 bin bine geçip koyduk. 50 bin bine geçip vardık. De sarıp neydi başka şey var. Haram yoksa ya. Lekin onu özüse mert diye buyuruyordu. Onun önüne bakırlığını kesip himmet kıyan diye de uç tarafat kemezdi o şun gözü biliyor. Bakırlık ya o şun maliklik ki bugün harislikten buladı. Yani ki bırakı ya, kim gedir? Kendi böyle söz sonrası bilgisi kim edin? O adam ki istemeyesiz onu. Balizi gibi orası. Kimler gedir? O şun sabah kurab okur mesliğinden buladı. Bana bunlar nefsli illetler buladı. Sadaka şunları da hemen tazeliydi.
Çocuğun huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha. Ularının sadakatlarını alın, ularını paklesiz, tazeleyesiz bu bunun dildi olur. Hem mal tazelenir, hem nefs tazelenir. Nefsini tazara uçu bu yani uçun nefsindeki bakırlık, haslik, bırak yaşlık, ilinmeslik, ha? Sipetler, ya ki buradan artık buluştu, isteş gibi illetlerini sadakat yuvad. Mal bir işte. Yuvgen uçun onu zekat bir namlendir. Şimdi bu kembalge hem boyge hem bakır ayetler. Bunlar ki farz zekat fakat boyge, bu kembalge hem. Lekin kaçan o zekat diye ayetlerdi o sadakat? Nefsini fakirleşki derecesine yetkendi. Kimdir mesela 1 milyon pulu var, 100 milyon verişi bilen harçlık getirdi. Malge bugün egeliki, bugün harçlık getiş gerek. Harçlık getme günce nefs fakirlenmeydi. Kimdir 1 milyon pulu var, 100 milyon bilen hal oladı. O şey, sıfat, kalbi tozalanadı. Kimdir 500 milyon bilen, kimdir? Ondan köp, kimdir hamasını veriş gerek olmaz. Öyle için bazı sufiler tasavvuf ne diyende az sufiyu men la yemlik ve la yumlek diyişken. Bir nesilge ege bulmaydı. Onge hem bırak ege bulamaydı. Yani yalnız Allah'ın bandası bulur. Hiç kim onge ege çıkanmaydı. O hem oz bir nesilge ege bulmaydı. Hatta bazı arifler ayıdadı. Hemen her sen mi bir vardım. Hatta kimimi hem bir vardım dedi. Tanki hiç sesi ege bulmazsan harislikini yok kılış için. O daim üstüne yürüsün diye gelmez. Kalptik üstüne sen ketkenden gelen harislik. Kim pul köse yenmeyle, üye olsa yen, maşin olsa yenmeyle. Ondan ki sizi külbe bilen kasırdı parkı koymazdık ki komedi. O şunu da bilez. Sizde kalpten harislik ketkenini bilgis kayda bilmez. Külbe bilen kasırdı parkı koymaydı. Kattığın an bilen şaşkini parkı koymaydı. Üçende kişide harislik ketken bulur. Köngül koymuyoruz hiç sesle. Tamın yakışı mümkün, o kadar tamı yakışı mümkün. Çırali başını közüge çırali görünüşü mümkün. O kışlarda özgürtülmeydi bu. Lekin sizin onunla bağlılığı yüz koymaydı. Bu mensep olsun, yücay olsun, her kendi dünyanın mentası nimetli olsun koymaydı. O şey koyma günce veriş, sadakatını şu derecede veriş zekat değiller. O şenge yetkendi ki zekat deyip atarlar. Bu ayette ne için? وَالَّذِينَهُمْ لِسَّدَقَاتِ فَاِلُمَّزْ Sadakatı bir uçulamaz. Zekat bir uçuları diyen demek ki ayette. Nefsi pakilengunca bir uçuları diyen. Yani nefsleri tola pakilengen kişiler. Malge münasebette nefsi pak bulan. Bana şu sıfat tuz diyem, vücuda kettir sıfat. Eğer Müslümanlar şunu diye bozsa bağlı, kebal komedi. Ne fakat Müslümanlar, non-Müslümanlar da hem rahmet buladı bu. Aksinçe biz hazırda köpünce Müslüman diyemiz o zekatı çıkarsan bana bir kursi kurtulamızda bu niye böyle zekalıp şu iplep sefile beni kurtuluş gibi bile diyemler var bazı insanlar. Lekin dünya karşımız, dünyaya, ma dünyaya münasebetimiz ahirette unutken kişiler bile bir kıl. İman getirmeyenler bile bir kıl bu. İman var ahirette değilsin lekin modun önce bağlanışız diye karagende ahiretki iman yok bu firma. Ama bana bu Firdevs ahli bugün kişilerinin sıfatı bana şunu diye bunu. O şu sahabe-i kiramlarını Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'la terbiyelerini körgelerini hemen bir hır zahir bu. Çünkü aslı İslam şu böyle. Bayan böyle ne ki zahir bu. Çünkü Hazreti Osman radıyallahu anh'u Tabuk'ta kervan parvanı bulan bir valgarlar. Sahabalar bir nezim ettikten bu işte. Abu Bakır Sıddık radıyallahu anh. Bağrını bir valgarlar. Ne mi kaldı yüğünde ahlinde? Allah bana şunu kalmamız. Demek ki onunla mehir yoktu hani. Kança vakit ömür sarıplar topken boy bu gönlüm Bakır Sıddık radıyallahu anh. Bir var mı? Ne oldu lan başta orada değil mi? Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bir nezim ettikten şunu yakıyorlar. Hamasını bir var mı? Ne oldu lan başta orada? Çocuğu sahabeyi kiramlar sadakat verişte sunma kısablaşkenmez, nisbet kısablaşken. Bir hadis-i şerifte geldi İmam Ahmet'in rivayetlerinde. Sonra dedi ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan bir kişi dediler, bir dinar pulu var, 10 dirhamga doğru geldi. Bir dirham verdi. İkinci kişinin 10 dinar pulu var, 1 dinar verdi. Üçüncü kişinin 100 dinar pulu var, 10 dinar verdi.
Degende ular acır zeytin durlar dedi Resulullah. Bırak 10 tane beri yaptı. 10 tırla beri yaptı. Bırak 10 tane, 1 tane beri yaptı. Yüzden birini beri yaptı. Bir dirham bilen 10 dinarda ortasında 100 beraber fark var. Peki acır zeytin bu dedi. Ne demek? Çünkü yer dünya, yer Osman mülkü Allah'ın ki, o koruyucu mülkü Allah'ın ki, onun adına bağdan bağdan kutkenin ahamiyeti yok. Siz Allah için nimeden keçi arıyorsunuz da gel. Gel şu yerde. Gel nefske bağlı. Çünkü hamasını acil eteyim dediler. Zahirdeki siz şu. Şimdi ihlaske karab durup köterleşip o alahide bu dünya. O alahide meyir. Bu nisbetten kep çıkan meyir. Şundan ne bilinledi? Mesela benim 1 milyon pulum var. İkinci adamın 1000 dolar pulu var. Bende 1 milyon var mesela. O 1000 dolar veren, 1000 dolar pulu var adam, 500'ün beri vardı Allah için. Lekin ben 10 bin dolar verdim. Onun nispeten 20 beraber verdim. Acırda teyin olamayayım mı bunlar? Ben o adamı teyin olmuş için 500 bin dolar veririm gerek. 500 bin dolar vergende ki o 500 veriyor adam bile teyin olamayayım. Onun için nispetten alınladı. Himmet. Palancı katta bir ihsan kıldı. Palan pul sarıp yaptı diyorsa o himmetli yeken de böyle mi? O malının kançasını Allah için verdi. Gel şimdi. Kança verdi demez. Kançasını verdi. Allah şüphe de olacaktı. Çünkü hemen o min bilen bir milyonu Allah'a farkı yok. Peki o Allah için nimelerge tayyar. Gel şimdi. Ana bu zekat buluşu sadakatını nefste mutlaka haristik kama günçe belgende var. Onun nisbeti şimdi her kimle harfı var. Bu ham cüdekette ulu kısmet ve sahabe-i kiramlar hamelerde tapas bulursun. Hani şimdilik tamamını. Kengi ayet وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Farclarını saklağıçılar. Nimeden? Arkan değil, haramdan. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Aileleri gibi olsa ve çoğurları gibi olsa onlar malamet kılınmıyorlar. Yani ailesi uzun cüft halalı ve çoğurusundan başka yerde şehvetini kandırışı haram bulan, malamet yıkılır. O şimdi kımasa demek o kişi malamet yok. Firdevs ahalinin nispetlerden bitlesi şu. فَمَنِ بِتَقَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Bundan taşkarge kim ki eğer istese, istese halkımı edilir. Onlar haddan aşırıcılardır. Çünkü ulemalar hatta uzunu uzu kandırışke sehvet yüzlerinden yani. Lezzetlerin üstün uzunu uzu kandırış hem haram deyişlerine sebep. Ben şu ayet çünkü bu uzunu ayarlamaz, çoğrusmaz. Şimdi çoğru hakkında hem uzun yapar, eğer bir kuldarlık hakkında yaparsa hem bir de kitabı oladı o ya. İslam'daki kuldarlık nizamı, kuldarlık yaratış hükümmez. İnsanların ihtiyacını İnabatki alış için koyulgen yol. Yolga koyulgen. Lege şunca yolu koyulgen ki eğer amel kılınsa kupsız hur deyip oylegen kişilerin hayatına göre uçkurlu hayatı yaşıyor. Doğru. Hürriyet yetmeydi. Lekin şerait manasıdır. Erkillik manasıdır yani vakti kesin. Siz mesela bir Rabbinin şartlama kılınız. Sefer kışkısı sorab çıkışsız gerek işte. Damasız o adamdan sorab damalız. İş bir ucuda. Doğru mu? Ki o sizce aile verir. O şu aileyiz eğer siz yürüyüş, yemeğiz, içmeğiz, durmeğiz, hemen teminat sizce yetse, yetse dolar, şimdi o şu aldığı kulların derecesi de şerait bulur. Onda hem o şu gündüz işini sağlasın, geçeşi gündüz işleşmez o. 10 saat, 12 saatler. Ve ağır iş kırışmaz. Hemen de derler ki, hadimilerge ağır iş büyümeyle, büyürseyle, barbu ziyle birle kırışırlar diyelim, yardım verirler diyelim. Kiyenizden kiydirin, yiyenizden yedirin de gelir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın yanında kulu yürerdi. Kaysa bir kul, kaysa bir haca bir bulmazsın. Elbette biz kuldarlık yaşa edip etmek istemez misin? Lekin kuldarlığı dediği şeraitin hem İslam, adamların ihtiyacı, zarureti bu gençün yol vergen o şu vakitte kiyenem ve onun şartlarını koyuyen, amel kıyan kişi,
paytida ular baxtsiz bo'lmaydi. Va bizni tariximizda, islom tarixida juda ko'p ulamolar quldan chiqqan. Qiroat imomlarida imom Munofi quldan chiqqanlar. Masalan, Ato ibn Abu Raboh quldan chiqqanlar. Hazrat imom ustozlari. Makka ahlining muftiyisi imom bo'lganlar. Quldan chiqqan. O'sha quldan shuncha ulamolar chiqib va sahobalarning avlodlariga shu quldan chiqqanlar da ustozlik qilishgan. Pastga urush, ajratish bo'lmagani uchun. Bu qulga shunchalik imkoniyat berilganda. Tushundingizmi? U endi gapirsa uzun gap, lekin bu yerda cho'ridan foydalanish mumkin. Erkak kishi, u o'zining shartlari bor va hokazo uzun gap. O'shundan tashqariga chiqsa tajovuz bo'ladi. Endi bu yerda farzni saqlovchi degani faqat shu zinoga bormaydi, uni bu yoqda bo'laveradi degani emas. Unga olib boruvchi narsalar ham kesilgan bo'ladi. Nomahramga qarash shahvat bilan nima uchun harom qilingan? Chunki u zinoga olib boradigan vosita bo'lgan uchun. Gaplashish nima uchun harom qilingan? Vosita bo'lgan uchun. Yolg'iz qolish nima uchun harom qilingan nomahram bilan? Zinoga vosita bo'lgan uchun. U vositalarda ham kesishni taqozo qiladi. Farzni saqlash. Erkakka ham ayolga ham xuddi shu gap. Farzni saqlash, ya'ni nomahramdan o'zini tiyish. Bu insoniyatni nafsini pok saqlash uchun, sog'lom saqlash uchun, bu oilalarni mustahkam saqlash uchun yo'lga qo'yilgan nizom. Va insonlarni insoniyat hayvonotdan ajratuvchi asosiy nizomlardan biri shu. Bunda o'sha mutlaqo zino va zinoga olib boruvchi omillardan uzoq yurish Firdavs ahlining yana bir sifati. Bu nima qarasiz axloq ko'rdingizmi? Yuqoridagi tilda axloq edi. Bunisi farzni axloq. O'rtadagisi molniki. Inson nimadan asosan to'yon ketadi? Yo qorin shahvatidan, yo farz shahvatidan. Shuning uchun Rasululloh akram alayhi salatu vasallam kim jag'ini orasidagi va ikki oyog'i orasidagi narsaga kafolat bersa, haromga yurmaslikka, jannatga kirishiga men kafil bo'laman deganlar. Inson asosan shundan ketadi gunohga. Ochko'zlikdan va shahvatparastlikdan. Afirdas har ikkalasini ham joyiga qo'ygan bo'ladi. Nafsi nafaqat ochko'zlik, hattoki molga harislik qolmagan bo'ladi. Moliyaga munosabat. Jinsiy maylida to'la halolga cheklangan bo'ladi. Shuning uchun biz aytamizki, nikohning sunnati uylanish bilan ado bo'lmaydi shunchaki. Nikohning sunnati uylanish sunnat. Lekin sunnatning mohiyati qachon hosil bo'ladi? Halol bilan cheklanganda. Shuning uchun ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi oydan olib sunnat deyilmaydi. Nikohli bo'lish sunnat, xolos. Bitta bilan ado bo'ladi. Agar halolga cheklansa. Cheklanmasa to'rtta bilan ado bo'lmaydi. Bir kishi bitta uylangan odam bitta sunnatga amal qilgan bo'lib, ikkita uylangan odam ikkita sunnatga, yoki bitta xotin bilan yashayotgan sunnatga amal qilmagan, to'rttaga uylangan sunnatga amal qilgan bo'lmaydi. Bu noto'g'ri fahm. Ibn Abbos radhiyallohu anhuning ummatning eng yaxshisi xotini eng ko'paydi deganlar Rasululloh bo'lgan. Qancha ko'p uylansa shuncha yaxshi bo'ladi degani emas u. U kishida 9 ta ayol bo'lgan u. Ya'ni uylanish yomonlik emas, balki yaxshilikdir. Ummatning eng yaxshisi bo'lgan Muhammad alayhisolatu vasallam ayollari eng ko'p bo'lgan kishi demoqchi bo'lganlar Ibn Abbos radhiyallohu anhu. U 4 ta olgandan 5 ta olgan afzal, 2 ta olgan 3 ta olgandan kam, 10 ta olgan eng afzalliklar degani emas u. Nikohni olib ko'p olish sunnat yoki afzal deyilmaydi. Balki halol bilan kifoyalanish. 4 ta xotiningiz bor. Yana birovni xotinini ko'rib ko'zingiz o'ynayotgan bo'lsa, siz nikoh sunnatini ado qilmagan bo'lasiz hali. Ayol kishidan qarshi jinsdan olinadigan, erkakka ham ayolga ham qarshi jinsdan olinadigan sakinat bor. Ko'rib, gaplashib, munosabat qilib, aloqa qilib o'sha jinsiy maylini halolga cheklagan paytda sunnat ado bo'ladi. Bo'lmasa 10 ta uylaning sunnat ado bo'lmaydi. Bitta uylaning halolga cheklangan bo'lsa sunnat ado bo'ladi. Ana shu cheklanish bu. Kengisi, demak ular insonni asosiy tug'yon ketkazadigan sifatlardan xoli bo'ladi ular. To'la nafslari tarbiyalangan bo'ladi degan. Keyin vallazinuhum li amanatihim va ahdihim ra'un. Omonatlari va ahdlarini rioya qilguvchi, rioya degani, rioya qilguvchi degani, rioya qilguvchilardir deydi. Rioya qilish, rioya o'zi tarbiyalash
Bakış degen. Çocuk çobanın rai deydi. Koylarda terbiyeyle bakan için. Amanetini raya kılış ve ahadını raya kılış degen. Onu tamirleş degen. Amanetini döndürüp koyuş degen. Ahadını döndürüp koyuş degen. Kudu ki ben koyunu terbiyeleyen payeti de koyunu kemal getkizesin mi? Balan terbiyeleyen payeti de raya kıyan payeti de balan kemal getkizesin mi? Amanet ve ahdini kemal getkiziş manası bu yani için fa'ilunmez ra'un değil mi? Amanet düşüncesi o tek kim düşünce? Amanet ne mi? Sizge işanç bildirilgen derse de işançla akılır. Ne mi ki tavşırılgen bu sana? O manevi olsun, maddi olsun. Bendeler tamamından olsun, Allah tamamından olsun. Ahd, bendeler bile bugün ahd geledi. Birinci olup Allah'a bugün ahd. Elestü bi rabbikum diken de, bela diken ahd. Rabbiniz yemez mi emmi diken de, Rabbimiz erursan deyip etilgen ahd var ki bendelik itiraf. Oşa ahd birinci olundu. Ve bende ozu Allah'a belirgen ahdları var. Uham. Ve bendelerge belirgen ahdları var. İki kişi tamamen yolu koyuladı. Ular ham, hamas gibi. Amanet öte kim düşünce, mesela ben bir yap yaparım, iki tamamen karab koysam, o amanet dur diyor Resulullah. Bırak ayet bu meydan. Ünsüz bırak ayet mi diyorsunuz, o bırak ayet otursa çiz. Bırak ayet mi diyor ki, kanun yorum kitap etmesem deyip durduk. O amaneti hıyanet böyle, o sözde. İlim verilgen sizge, ilimi bağırışı yetkiliş amanet. Sizden güvahlık soralı yaptı bir oğlunda. Körgenizde bilgenizde barışa ait arışız amanet. Sizge kayısı oğlundaki işanç bildirildi. O şey işançını akıraya arışınız. Amanet. Eksi hıyanet bu. Amanet ketkende hıyanet payda bugün bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam müminin tabiyeti her kendi ahlakını kabul koyuşu mümkün. İlla amanet, hıyanet ve yalganını kabul kumayın diye. Kimde ki hainlik var, bu da umumunmez. O zaman kim desin desin. Kim ki yalganı örgengen, umumunmez. O zaman kim desin desin. O zaman şeyh deseyen meyli, cenab deseyen meyli, mumun, musulmanın kamulü, harc damla deseyen meyli. De ki umumunmez. Hıyanet o şey, işançlı sindiriş. Sizge işanç bildirirken nersede işançlı sindiriş, hıyanet bu. Amanetine ada kılış, ferdent bitti amanet, şagird bitti amanet, ilim bitti amanet, kesb amanet, menseb amanet, kolumuzdaki mal amanet, ayal sizge amanet. Hemesini hakkını ada kılı alış, yüzde kette iş buladı bu. O güzel ahlak. İkincisi ahd, ey yukarıda etkilerimizdik. Ahd bendeleri bilen ve Allah bilen bugün ahdlerge oraya kılış. Bana şu iki tespette o değil, sanki cüzekette saadet verir dünyada diye mahiretti. Firdevs ahirlerinin ispetlerinden beri şu. Kengisi, وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Namazları da berdevam bulmuşlar. Yuhafiz, hafaza ala desi bir nesne de berdevam buluş. Lakin berdevam buluş şu kadar ki, fütür yetkizmezsen berdevam buluş. Çünkü muhafaza sözü işletiyor. Yukarıdaki kuşuri namaz var diyor mu? Koşu kuşulü namazını sakla bağlılar. Namazlı kuşulsunu sakla şamkiler bu yüzden. Vaktini sakla şamkiler. Adasını sakla şamkiler. O özgürsünmezden yürü barış. Bir hacıya bağlandı kozup yetişmez. Ya bir ümrede ya bir mevzi eşitken demez. Ya daimi revuçta. Bunu bana bir körseted, istikametini körseted. Yukarıdaki sıfatlarda hemesini mecmuhu istikametini. Bu sıfatlar cemlense kişi اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اِسْتِقَامُوا diye istikama girişken var. Çünkü ulamalı ayet dedi ki istikama ahlından başka hemen ne zaman kılır. Dozak ahli ette kaçar. Cennet ahli. Çünkü o istikamet ahlinin derecelerini kurgan peytinde o şey imkaniyet ben daha bağlı diyor. Böyle ben kıma gelme o şey işlerini deyip afsız kılır. Yeni kişi lağudan boşadı. Günahdan elbette tozalandı. Günah geledi ya, işiyle hemen yapıldı. Maliyevi
Bu münasebette bulardı günü, omanetdarlık, ahd bilen, zekat bilen hemen gitti. Manevi harçlık vardı orada, zekat bilen uyum gitti. Asası yani günah farzdan gelirdi, bundan ham tozalandı. Allah bilen bugün münasebeti de haksarlık, onda hasıl buldu huşu. Bendeler bilen bugün münasebette, onlar dedi, beyhude nerselerin takdim kumaydı onlarca, lağu. Onlarca yaşlık takdim kıladı zekat. Onlarca amanetini ada kıladı. Amanet, amanetdarlık. Bendeler bilen bugün muamelesi de hem, Allah bilen bugün muamelesi de hem, güzel ahlakı erişken bulan. Şunu için ayetledi ki, ahlak, kalbi, ruhi sıfat bu sıfatlar buladı. Üçte cebhede görünedi münasebette. Benden özüge, Rabbige, bütün varlık. Özüge nisbetten münasebette kendiye buluş gerek, Rabbige münasebette kendiye buluş gerek, adamlarla münasebette kendiye buluş gerek. Bana bu ayetlerde üçer cephedeki ahlaklar kursatılıyor. Şu ne uzun haksarlık, özüge nisbetten münasebet şu. Sizde mennin, nefsinin sinişi şu. O Allah'a münasebet şu ya. İkinci cihet. Namazda berdevam buluşam Allah'a münasebet. Zekat hem, hem Allah'a hem bendelerde. Amanetdarlık hem, hem bendeye hem Allah'a bugün münasebet. Yani münasebetlerde güzel ahlakını şekillendiriş bu. Bunların hepsi, bunlar şu ahlaklar, ahlaklar mecmuası. Fakat bunlarımız, bunların hazır kuruştun. Mesela amanetdarlık hasıl buluşsun, sizde şicaat elbette buluşuyor. Şadiye ahlak şunu astaya kiredi. Yalan yapılmazlık, razgüylik kiredi astaya. Sadıklık kiredi. Bu hakkında mesuliyette kıskırış kiredi. Lağudan yüzde görüş, mesuliyette kıskırışını yap kiredi. Bu hakkında bu ahlaklar hasıl buluşu için hazır ki ayetilgen sıfatlar. Onlar yüzler ahlaklar atırıp giyirler. Hasıl buluş için onlar aldığın hasıl buluş gerek oluyordu başkalar. Neticede bana şu sıfatlar kişide mücessem var. Bana şu kişilerdi ki Allah'a dedi ki ulaike hul veriz. Ana o şeyler miras horlardır. Şimdi miras horlar ki Firdevs cennetini miras aladılar. Ulaike de ulaike hum el varisun hum velasla zemir-i fasıl. El varisun Arablan bilen ki kendi manası şu ki miras horlar şüler diye. Bunlar da başka mesle yani. Firdevs'e hemen alaman deyip oynamasın. Arzu hemen kılıyor dedi arzu. Arzu gayet biliyor deyip koyuyor. Lekin leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ahli kitap. Siz diyem arzu yüzümü müydü? Ahli kitap diyem arzu yüzümü müydü? Men ya'mel su'an yüzde bi. Yamanlı kıyan cezasını görüyor. Bu nesnelerle arzu buna erişip olmuyor. Bu dinini kıyınlaştırıştemez. Çünkü şu oluş geliyor. Biz yahu da siddiklerine o şey sahabelerini amellerden, neki geplerden gelirsek bazı adam din kıyınlaşıp etti böyle. Din kıyınlaşırken yok. Diyapazon ki. Allah bilen münasebette diyapazon ki. Allah da la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın uzu bilen kirke çıkmış mümkün cennetki adam dozakya bir kirip çıkıp bu seyem. Lekin o bilen Firdevs derecesi cennetinin ağabeyi ve peygamberleri koşunu bilen adam bir kılma mıydı çıkmış. O da katta misaha var. İki arasının arasında. Kimdir o bilen, kimdir bu yol bilen var. Lekin bu Öşü Firdevs iyisi bu maksı bu gönder. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam Ela inne silatallahil cenne Ela inne silatallahi galiye Allah'ın tevarı cennettir. Allah'ın tevarı kımmettir diyenler. Yine başka bir hadislerde cennet nefs istemeydi. Yani neseler buna uğrap koyuluyor. Dozak nefs istiyordu. Neseler buna uğrap koyuluyor. Bu adam nefsizden köçenme yapsın mı? Hakışlar izden. Merhamet başka cekke doğruyum. Firdevs mes. Firdevs'i isteyemsin mi? Merhamet keçin var. Bazı derslerden. O çocuğun humul varithun. Miras horlar şüler Firdevs'te aradı yanları. Başkaları mı? Şimdi ne için miras hor deva etilgen diyse haklilik ne ifadeler için irkelet. Adette miras hak bulur. Ve demek ki miras deva etken mülk demeyen. Özü mülk ham deyip hadislerde gelip onunla mülk verilen deyilir. Lekin bu da miras sözü bile ifadelenişi. Adette miras malını asla hasıl kılgen kişinin özünü ki
o'ziga meros bo'lmaydi. Undan qolgan avlodga meros bo'ladi. U go'yoki oxirgi ega hisoblanadi go'yo. U ham o'ladi, lekin o'zining oldingiga nisbatan oxirgi ega. Jannatda abadiy qolishlariga ishora qilishdi. Ular o'ziniki olib ketadi jannat degan ma'noda meros so'zi ishlatilgan. Va haqlilikni ifodalash uchun erkalatish ma'nosida. Banda o'z amal bilan shunga haqli bo'lmaydi. Lekin Alloh haqli, haqli sanaydi uni. Haqli sanaydi marhamati bilan. Haqli deb uni go'yanki otasidan qolgan moli o'ziga osh bo'lsin deganga o'xshagan. Go'yanki o'zi unga hosil bo'lgandaqa, ya'ni o'ziniki bo'lgandaqa ifodalash uchun shunday degan. Shu bilan birga meros ixtiyorsiz hosil bo'ladi o'zi aslida. Bu ham Alloh taolo tomonidan tortib qirib berilishini ifodalaydi. Otangizning moli sizga ixtiyorsiz o'tadi. Siz xohlab qabul qilmaysiz, xohlasangiz xohlamasangiz otangizning moli sizga o'tadi. Meros sifatida. Qancha urush bo'lsa. Bu ham Alloh taolaning atosi sifatida ifodalangani uchun meros so'zini ifodalaydi. Hum fiha xolidun ula o'sha yerda abadiy qoladi. Nimada Makaf surasida keladi. Innal ladina amanu va amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha. La yabghuna anha hiwad. Iymon keltirib solih amal qilgan kishilar bor. Firdaus ularni nuzul tushgan joyi bo'ladi. Nuzul deb birinchi mehmon tushganda tushirilgan joyini mehmondorchilikni aytadi. Mana bir joyga borib, safarda borib tushsangiz, birinchi mehmon bo'lasiz, bir joydan keyin aylanib yurasiz, aqqa o'tib, baqqa o'tib ko'chishingiz mumkin. Lekin birinchi sizni mehmon qilinishini nuzul deyiladi. Firdaus ularga nuzul bo'ladi. La yabghuna anha hiwala u yerdan boshqa yoqqa o'tish xohlashmaydi. Boshqa jannat ahllari Firdausga o'tish xohlaydi. Ammo Firdaus ahllari boshqa yerga o'tish xohlamaydi. Chunki ne'mati kamoli o'sha yerda bo'ladi. U ne'matlarning jannatdagi darajalari farq qiladi. Muqarrablarniki bilan o'rta miyonalar bilan quyidagilarni o'zi eng quyidagisi ham baxtli bo'ladi. Lekin yuqoridagilar bilan katta farq qiladi. Bitta misol aytadigan bo'lsak, Qur'oni Karimda abrorlarni sifatlaydi Alloh. Innal abrorla fi ne'ma ne'matdadurlar. Surlarda yashlanib bir-birlariga qarab o'tiradilar. Yuzlaridan ne'matga cho'mganlarining yashnoqligini ko'rasan. Ko'riblar ta'rif. Bilasanki bu odam ne'matga cho'mgan odam ekan. Bilasizmi, ne'matga maishatga cho'mgan odam yuzdan barq urib ketadi-yu xursandchilik. O'shunaqa holatda bo'ladi. Deb ularni maqtaydi, ularga beriladigan ne'matlarni. Yusqona min rahiqin maxtumin xitamuhu misk. Qadoqlanishli muskdan bo'lgan rahiq degan sharobdan ichiriladi ular. Deb nima deydi? O'zi so'yadiganlar shunga o'zi so'ynasin deydi. Va uning qorishig'i tasnimdan deydi. Shuncha maqtov keldi. Endi tasnim nima desiz? Aynan yashrabu biha al-muqarrabun muqarrablar ichadigan buloq deydi. Muqarrablar u buloqni o'zidan ichadi. Bu abrorlarga tomiz beriladi degan. Tasnimdan. Abrorlarning sharobi kuchli zo'r bo'lishi taslim qo'shilganidan muqarrablar taslim o'zini ichadi. Abrorlarga tomiz beriladi ixlosga qarab deyiladi. Nimada ham inson surasida ham tushunib o'xshagan keladi. Aynan yashrabu biha ibadulloh yufajjirunaha tafjira. Innal abrora yashrabuna min kasin kana mizajuha kafur. Bu yerda kafur qo'shimchasi. Abrorlar shunday bir sharob ichishadiki, ichimlik qorishmasi kofurdan. Kofur nima deysiz? Aynan buloq o'zi aslida. Buloqqa tomiz berilyapti xolos. Bu buloqni o'zidan kim ichadi tozasini? Zamzamni qo'shib beradi-yu, bir piragasiga 4 zamch. Bir piyalasiga yoki. Yo'q, u tomizilgan emas, o'zini aslini kim ichadi desa, u aynan u buloq Allohning xos bandalari bor, ular u buloqni otildirib ichishadi. Ya o'zi yashrabu ha deyish kerak. Yashrabu biha deydi. Ba ilsoqni mindiladi. Yopishganligini. Doim ichgan uchun. Yashrabu ha desa, bir marta ichsa ham to'g'ri kelaveradi. Yashrabu biha deyishidan murod doim ichadi degan. Buloqni o'zidan. Otildirib ichadi. Cho'mirib ichadi degan. Yufajjirunaha tafjir.
Endi bu yerdagilarga boshqa har jannatga o'shandan tomir berdi. Tomir berganini o'zi katta baxt bo'ladi. Lekin ana u buloqda o'zini chekkanchi. O'shuncha uni ta'rifiga tura olgan uchun abrorni maqtab o'radi, abrorga berilgan ne'mat. Ishora qilib qo'yadi uniga ozgina. Bu hali holvas degani bu yerdagisi. Endi o'sha daraja bilan bu darajaning o'rtasidagi farqda albatta hayotda farq bo'lishi kerak. Dunyoda ham mazza qilib ichib, ham mazza qilib uxlab, mazza qilib yeb, xohlagancha topib, xohlagan ishini qilib, yana oxiratda ham shu ham xohlaganda bo'ladi. Sama yahkumun. Adolatda bo'lmaydi bu. U ibodat qilib mehnat qilgan odamga agar berganini bunga beradigan bo'lsa adolat bo'lmaydi. 5 ta savoldan 5 savolga javob berganga ham 5 bersangiz, 2 tasiga javob berganga ham 3000 5 berib beradigan bo'lsangiz, u 5 ta savolga javob berganga adolat qilmagan bo'lasiz. Bunga shafqat qilaman deb. O'sha uchun Alloh taolo o'shunday taqsim qildi. U muqarrablar yuqorida namozda xushuvda turishi, namozda bardavom bo'lishi nimani taqozo qiladi? Allohga bog'langanini taqozo qiladi. Bu nimani olib keladi? Desa ixlosni taqozo qiladi. Ular faqat Allohga bandalik uchun qilgan bo'ladi amal. O'sha hamma sifatlarning fa'il vaznida kelishi ulardagi o'sha sifatlar avtomat hosil bo'ladigan suratga yetkazadigan bo'ladi. Takalluf bilan emas. Doimiy o'z-o'zidan. Bu nimani ko'rsatadi? Ular faqat Alloh uchun amal qilganini ko'rsatadi. Ularga oxiratdagi ajr ham muhim bo'lmaydi. Faqat bandalik yuzasidan shu amalni qilib boradi. Shuncha sahobalar kiromlarni Alloh taolo gunohini kechirganini necha marta aytsa ham, jannatdan bashorat bersa ham, amali ko'paygan kamaymagan. Agar jannat uchun bo'lganda bo'lar endi derdi-da. Yo'ki qachondir xavf kamayardi. Alloh va'da berdi, yo'ydi. Javon jinni o'zim qiynamasam ham bo'lardi demaydi. Ana shu sunnat aslida, shu ibodatdagi sunnat shu. Alloh bilan bo'lgan munosabat. Shuning uchun Rasululloh akram alayhissalom tovarlar yorilib ketardi namoz o'qib o'tganlarda. Bo'lmasa o'zingiz o'ling, bozorda turgansiz, darsda o'tirgansiz, dars bergansiz, ko'chada yurgansiz. Tovarlarni ko'rganmisiz o'zingizda? Tamam yoriladigan darajada turish uchun qancha turish kerak o'zingiz? Rasululloh degan sog'lom odam. Baquvvat odam. Tovon yoriladigan darajada turish uchun qancha turish kerak? Hatto Alloh ma anzalna alayka al-Qur'ona litashqa, sizni qiynash uchun tushirmadik biz Qur'onni. O'zingizga yengillik bering deydigan darajaga bordi. Lekin Rasul akram alayhi salatu vasallam o'sha paytda nimaga o'zingiz buni qiynash, gunohlaringiz kechirilgan bo'lsa jannat endi sizga bo'lmasa kimga bo'lishi mumkin degan ma'noda so'rashganda nima dedilar? Yana ham darajam baland bo'lsin yoki ne'mat ko'proq bo'lsin dedilarmi? Yo'q. Afala akunu abdan shakura, shukr qiluvchi banda bo'lmayman. Bandalik izhori xolos. Bandalik talpinishi xolos. O'shaning uchun da'vatlarida ham, yurish-turishlarida, amallarida hammasida faqat Allohning ishqi bilan harakatlanganlar, muhabbati bilan harakatlanganlar. Boshqa narsa esga kelmaydi. Mana shu muqarrablarning sifati bo'ladi. Shuning uchun sayya hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Abrorlarning hasanatlari muqarrablarga sayyoat, yomonligi gap bu. Siz 5 mahal namoz o'qib yursiz, shu 5 mahalni o'z bilan kifoyalansiz, abror bo'lishingiz mumkin. Lekin muqarrablar buni o'ziga yomonlik hisoblaydi. Shuni o'z bilan farz bilan to'xtashimni ayb bo'ladi deydi. Yo'inki siz zohirda namozda tiklashni o'zini yaxshi amal deb o'ylaysiz mumkin. Ular qalbi hozir bo'lmaganini gunoh deb o'ylaydi. Chunki xushuvni ketishi gunoh hisoblanadi aslida. Shuning uchun ba'zi salaf solihlar namozga kirishdan oldin namoz boshlar ekan, yarim soat burun, 20 minut burun. Ikki rakat namoz o'qilgan qalbni hozirlash maqsadida. Qalbni hozirlash maqsadida. Ikki rakatda qanchadir hozir bo'ladi. Yana ketib qoladi qaydadir. Yana qaytib ikki rakat namoz o'qiladi. Tongi farziga borganda to'la xushuv hosil bo'lsin. Qachonki quloq qoqqan paytda xushuv o'z-o'zidan keladigan bo'lsa, keyin mana voyatga tushgan bo'ladi. Zaynul Obidin Ali ibn Husayn alayhi rahmat namozga ketayotsalar, ranglari o'zgarib ketarkan tariqlagan paytda. Nimaga o'zgarib ketadi rangingiz desa, men kim huzuriga ketayotganimni bilasizlarmi? Bir kunda 1000 rakat nafl o'qiyman. Bir kunda 1000 rakat nafl o'qiyman. Ana shu xushu ana shunday qilib hosil qildi. Xushu ana shu quloq qoqqan paytingizga yoki namozga borishdan oldin boshlanayotgan bo'lsa, ana shu oyatdagi xushu degan egalari o'shalar bo'ladi.
Lekin takalluf bilan hayol jamlash ko'rinish bu xushu hisoblanmaydi. Lekin xushu amal bilan hosil bo'ladi, ma'rifat bilan hosil bo'ladi. Hayol bilan hosil qilinmaydi. Qisqacha hozir ismi yerlari shu, Alloh taolo o'zi amaliga muvaffaq qilsin. Endi bu amallarni birdan yo'lga qo'yish qiyin bo'lsa, banda bir chekadan qo'ldan kelgancha qilaveradi. Qanchaga Alloh tavfiq bersa, o'shunchaga erishadi va Allohning o'zining tavfiqiga tayanadi xolos. O'sha xokisorlik, Allohga bo'lgan xokisorlik, xoshiyun sifati eng muhim sifat. O'sha sifat hosil bo'lsa, inshaalloh qolgani oson hosil bo'ladi. Mana shu komil mu'minlarning sifati. Sifatlaridan ba'zilari va mana shu asosiy sifatlar. Bunda ularning o'zlariga, robbilariga va butun mahluqotga bo'lgan munosabatlardan namunalar bor. Mana shu sifatlar hosil bo'lsa, ularda undan boshqa atrofida ko'p yaxshi sifatlar hosil bo'lgan bo'ladi. Shu kishilar Firdavs egalari bo'ladi inshaalloh. Rasul akram alayhissalotu vasallam surasilar Firdavsni so'yadi dedilar. Nima deb so'yadi dedilar? Chunki inson amal bilan ololmaydi. Amal hech sizga yaramaydi inson. So'raylar, lekin haqiqatda so'rayotganingizni nima bilan ko'rsatadi? Amal bilan ko'rsatadi. Shuning uchun Rasululloh duo qiling, siz bilan birga bo'lay jannatda deganda, unday bo'lsa menga sajda bilan, ko'p sajda bilan yordam ber dedilar. Ya'ni sen men bilan birga bo'lmoqchi bo'lsang, birga bo'lmoqchi bo'lgan istagingni ifodasi bo'lish kerak, bu shunchaki orzu emas u. Firdavs ham so'raydilar, chunki eng oliy arshning uni shifti arsh bo'ladi dedilar. U yerda tajalli ham Allohning tajallisi ham o'ziga xos bo'ladi. So'ringlar deganlardan nima ko'rsatadilar? O'zingizga bo'la olmaysiz degan. Shularni qistamayga bo'laman deb o'yladim. Bular so'rashlik turayotgan paytingizda so'rovingiz haqiqiy ekanini ifodalash va haqiqiy ekanini dalili bo'ladi xolos. Haqiqiy so'rovchi ekaningiz Firdavsni. Firdavsni so'raylar desa o'ylamayman-ki, namozdan keyin shu Firdavs so'rab qo'yishim kerak ekan deb. Yo, Firdavsni so'raylar degani talab qiling degani birinchi ma'nosi. O'zi saqlay bo'lmaysiz. Ikkinchi, mana bu sifatlar haqiqiy so'rayotganingizni belgisi bo'ladi. Alloh taolo o'zi muvaffaq aylasin. Amaliga hammamizni o'zi nasib aylasin. Qisqacha qilib bir boshidan aytib qo'yadigan bo'lsak, oyat kalimani jamlab tushunib olish uchun mu'minlar aniq zafar qushdilar, komil iymon egalar. Ular shunday kishilarki, namozlarida xushu bilan turib, xushuli bo'ladilar. Lag'vdan yuz o'girishlardir. Va sadaqotni nafs poklaguncha beradiganlardir. Nafslari pok holatda sadaqat beruvchilardir. Va farjlarini, ya'ni avratlarini, jinsiy mayllarini haromdan saqlaydiganlardir. Faqat halolga chekilaydiganlardir. Omonatlarini, ahdlarini to'la bajaruvchilardir. Namozlarida bardavom bo'lguvchilardir. Ana o'shalar Firdavsning merosxo'ri bo'ladigan haqiqiy merosxo'rlardir. Ular o'sha yerda abadiy qoladilar deydi. Ba'zi rivoyatlarda shu yerda ulaika humul varisunda bitta oyat bor. Ba'zi rivoyatlarda keyingi oyat qo'shilib bitta oyat. Ulaika humul varisunda allazina xolidun degan bitta oyat bo'ladi. Ba'zilarda bu ikkiga bo'lingan. Oyatlarda shu yerdan bitta nuqta aytib qo'yamiz. Ba'zi bir mustashriqlar Qur'onni oyatlarida ixtilof bor. Biroq oldin 236 deydi, biroq 30 deydi, biroq 50 deydi. Qur'ondan qanchadir tushib qolgan, qanchadir o'zgargan deb o'ylaydi. Unaqa emas. Taqsimda farq bor. O'sha kalima, o'sha kalimalar. Ulaika humul varisun deb to'xtaymizmi? Yoki qo'shib ulab keyingi oyatni ikkisini qo'shib bitta qilamizmi desa, Rasul akram alayhissalotu vasallam vaqflaridan vaqf oyatlarini olishgan. Bir safar qo'shib o'qigan bo'lsalar, o'shuni eshitgan sahoba ikkalasini bitta deb tushungan. To'xtagan paytlarida eshitgan sahoba uni ikkita oyat deb tushungan. O'ti lam yalid bitta oyat, valam yurad bitta oyat bir rivoyat. Ikkinchi rivoyatda lam yalid valam yurad bitta oyat. Lekin u yerda qurbonlarga ham bitsa deylik, vallohu g'afurur rahim degan oyat qo'shilib qolgan degani emas. O'sha kalima, o'sha kalima. Faqat taqsimda farq qiladi. Bu oyat kalimada ham o'sha oxirgi ikkita oyatda ba'zi rivoyatlarda kofilarda boshqa, boshqalardan boshqa ikki xil rivoyat bor. Qiroat ilmida keladi bu narsa. Va u yerda mangu qolish saodatni haqiqiy saodat
abadiylik bilan bo'ladi. Vaqtincha saodat, vaqtincha ne'mat har qancha ko'p bo'lmasin, haqiqiy saodat bo'lmaydi. Sizga agar bir kishi aytsa-ki, 1000 dollar beraman, qaytib qo'lingga pul ushlamaysan. İkinci variant, her ayda 100 verip durmanın ise her ayda verip durmanın deyiz. Çünkü berdavan bu yanı nimetli, hakiki saadetli biri. Baş kasırda bir ay yaşayız ki haydi çıkaramız. İkinci variant, bu külbede bir ömür yaşayız. Yok ki çıkanları kıvartıyla. Kıvartıyla derleyiz. Buradaki haydi diyeceği kelimesi ben de deyiz. Eğer akıl adam olsa, dedi ulamalar. Ötkünçü tilleden daimi kış yağış. Paydalar arası daim. Darab Sartor'a diyen narsası köp güne maldan göre az güne köp birliğine narsası. Yani köp verip durup ebedi bu seç. Ana mükemmel sahabat bulur. Allah Teala hemenize muvaffak olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mursalin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minnayi.